Öyle baskı mı? Baskı yani. yaptılar. Peki bu baskıyı yapan sana kimde? Acaba bizim günlerdir konuştuğumuz kişiler mi? Mesela kim sana bu fikri sundu? Seninle bench'te ya da adada birebir konuşup sen kardeleni al ya da güçlüleri al, aradan güçlüyü çıkartalım. Hani mesela birkaç isim verebilir misin? Ya aslında... Aynı olay çünkü Barış'ın da başına geldi. Yusuf o zaman Yusuf Güney vardı. Daha ayrılmamıştı. Hı hı. Yusuf yaptı bunu. E ee, bu arada çok e, yanlış anlaşılmasın buradan da. Yani bütün e, mesela ben kazandığımda bütün takım arkadaşlarım en az evet. benim kadar sevindiler. Evet. Burada ben kimseyi zan altında bırakacak bir şey zaten Yok, söylemek ayrı istemiyorum. Bir şey. Ya kısa hepsi benim kazanmamı çok canı gönülden kendileri kazanmış kadar istediler ama o gün en çok yani hepsi yaptı. E i̇şte Aysu vardı, Barış vardı. Hepsi bunların sporcu geçmişleri de var. Barış da dedi bana. E dediler ki bunu alsan daha iyi olur Barış dedi. Kendin ama istiyorsan dedi sonra çünkü ben istemedim ve üzüldüm. Hı -hı. Üzüldüğümü gördüler. Üzüldüğümü görünce istiyorsan dediler ama hani hepsi takım için takım için takım için bunu yapman lazım. Ben takım için ayrıldım o, o akşam karar verdim. Takımı Hı -hı. geride bırakmak istemedim. Geleceklerinde mi sorunlar olacak. Ben kimseyle kavga eden, yapımda da tartışan bir insan değilim. Bir tartışma Son... öyle olmaz. Hayır zaten. ama sonrasında olabilecek, belki olacak açlık, hava şartı inanılmaz insanların psikolojisini etkiliyor. Yani çok olmadığın bir karakteri orada yansıtabilirsin. Yanlış bir şey yapabilirsin. Ne bileyim orada birinin dolduruşuna gelirsin bir şey evet, olur her şey dedim. yaşanabilir. Ben böyle çok iyi bir zamanlamada çıkmak oh. istedim. Yani kendimi orada bozmadan, üzülmeden, kimseyle tartışmaya girmeden ama takımın bana güçleri aldırtmaya çalışması, beni gözden çıkarmış olması beni üzdü. Ve beni zaten e, her konseye gidildiğinde benim adımı yazıyorlardı. Ama anladığım kadarıyla e, bunu sen hissettiğin için böyle bir karar. Evet hissettim. Yani arkadaşların sana bana, ya işte seçilmeye burada falan demediler. E, hissettiren bir iki kişi oldu ama evet. onlar da tadında. Aynen e, Yine aynen. de bir takım olarak kendini görüyordun ama... Takımı daha bir e, onları böyle bir bu yükten kurtarmak için kendince bir yandan da bir yanda karar verdim. Evet. Böyle bir karar verdim. Evet. Bu arada en çok zorlayan şey yani takım arkadaşların için bu fedakarlığı yapmak mı oldu yoksa işte çocukları özlemek mi oldu açlık mı hepsi bir arada mı? Ya hepsi hep çok karışık duygular hepsi bir aradaydı ama benim o gün ben böyle bir kulis yaşadıktan sonra açıkçası ben o gün o kararı daha fazla istemedim geride kalmalarını ya da yarın bir gün kazanın bir gün diyeceklerdi ki o gün demediler bana ama üç, üç sonraki oyunda ve biz yine kaybetmeye devam etseydik hı hı. senin yüzünden deselerdi ben çok üzülürdüm hı hı. kimseyle o diyaloğa girmek istemedim başta böyle e, uçağa bindiğinde ya da öncesinde çok iyi olduğun hepsini e, ben orada tanıdım yani peki orada tanıdın ama daha, daha, hani önce daha, işte, daha uçakta yolda otelde adaya ilk geldiğinde böyle e, bir eküri olduğun beraber olduğun biri var mıydı ya ben Zeynep'le Cansu'yu çok sevdim Cansu evet. hatta pota koymuşlar çok üzüldüm. Ee, gerçekten çok iyi bir kız ve takım için çok faydalı. Hı hı. Zaten yarışları alıyor başarılı. Karakter olarak çok iyi bir kız. Ben gördüm orada herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Hakikaten yetli bir kız. Çok üstüne geldiler bu. Evet ortaya. ya ben çok üzüldüm açıkçası o kız onu hak etmiyor. Yani çok tatlı bir kız. Peki Halil ve Ayşu arasında da böyle gerginlikler oldu bir gruplaşma oldu. Bu gruplaşmadan. Sonra ısı gittikten sonra şimdi cansuyu yazanlar yine Halil ve arkadaşları oldu. Sen varken de böyle bir gruplaşma hissetmiş miydin? Daha olmamıştı ama olabileceğini sinyallerini almıştım. Aslında şöyle bir durum var. Seçkin varken Halil'im e, Halil'in falan çok sesi çıkmıyordu. Çünkü adada Yusuf gibi, Berdan, Berdan. gibi evet, e, erkeklerde baskın karakter vardı. Ne zaman onlar çekildi? Murat da biraz efendi ve sakin kalınca Halil dedi ki: "O" dedi. "Meydan boş." dedi. Oh Yusuf da geldi dedi performans olarak Yusuf'u da aldı yanına Buse'yi de çekebildi Aysu da vardı bilmem ne falan oradan böyle bir sanki yürüdü gibi geliyor bana. Evet, çok doğru bir tespit kesinlikle. Ben evet. bir şey sormak istiyorum biz günlerdir bu masada e, barışa yapılan bir mobbingden bahsediyoruz. Barış'ın bazı oyunlarda yetersiz kaldığını takım arkadaşları söylüyor. Ve birkaç kişi yeri geldiğinde tabiri caizse yem olmalısın. Hani karşı tarafın e, güçlüsünü sen al. Bana yaptıkları. Evet hemen hemen bu olay evet. yaşandı ve bundan Barış çok rahatsız oldu. Benim rahatsızlığımı yaşamış Ve Bunu aynen. sana yapanlardan biri ya da bunu ima edenlerden biri de Barış mıydı? Barış bana söyledi ama ben üzülünce ha dedi ha. ki Barış istersen dedi bana bıraktı o kararı. Ama bak böyle bir teklifi bu ilk önce okey olmuş ama sonrasında seçkine bırakmış. Bak bu ama aynı yine stratejiyi de... seçkine uygulamak istemiş Barış. Bunun aynısını da takım arkadaşları ona uygulamak isteyince Barış da bundan rahatsız oluyor. Ama ya başkasına yaptığın şey ve rahatsız hatta daha sonrasında üzülmüş istersen diye sormuş. E bunun aynısı sana yapılırsa yani burada bak Barış'ı mesela hep dedik ki böyle şey olur mu İşte bir insanın e, işte morali böyle bozulmaz aynısını yapmış Barış. Ama daha ilk hafta bir, bir bence hani e, bir uyum sağlama süreci var kötü niyetle art niyetle yaptığını düşünüyorum. Kötü art niyet değil ama, ama ilk haftaya da son hafta e, söylenen kelime ve istenilen durum aynı. Evet, evet ben de çok rahatsız oldum evet. ve o gün o, o yüzden ben ayrılma kararımı aldım. Evet yani sonuç ayrılmaya varmış yani bu Evet. noktada. Yani ben e, istemedim daha e, yani ben gidince kazanabileceklerini düşündüm ve zaten e, önlerini açtım daha doğrusu. Ama niye peki yani sonuçta şöyle diyeyim ee, Survivor'a gidiyorsun sonuçta kafanda belli hedefler var evet yarışma zor olabilir ama e, hani... Başkalarının şampiyon olması için orada kenara çekilmek de bana biraz mesela şey geliyor e, yapılmaması gereken bir şey gibi geliyor. Yani orada e, mücadele edip e, belki seni potaya yazan insanların bile sen ekmeğine yağ sürüyorsun bir yerde. Sonuçta orada kaç kişi yazdı seni? Biliyorum. Yani evet, hepsi O yazdı. insanları niye mutlu edesin ki bir yerde? Ya ben yani biraz hassas yapıdayım mutlu etmeye çalış. Ya orada bir tartışma ortamı olsaydı birileri gruplaşıp bana bir şey söyleselerdi. E, o, o onun içinde olmak istemedim. Yani O gruplaşmanın ya da üzerime birileri gelip bir şey söylediği zaman tartışmak gibi bir e, karede gözükmek ve olmak istemedim. Çünkü ben o değilim. Peki şu an adaya dönsem mesela tekrar e, aynı mı? Yolu ilerlersin, yoksa bir şeyleri değiştirmek ister misin? Ya tabii şimdi buraya gelince daha iyi aklım çalışmaya başladı çünkü <gülüyor> <gülüyor> yemek yedim. Ee, tabii ki orada kendim de mesela benim orada yarışırken en çok korktuğum şeylerden biri mesela sakatlanmaktı. Sakatlanmaktan inanılmaz korktum ve evet. çok temkinli davrandım. Ee, ama diyorum ki keşke ben ee, bana ilk teklif geldiğinde rica etseydim Acun Medya ekibine parkurda keşke çalışabilseydim. Evet. Parkur benim gözümü çok korkuttu. Hı -hı. Çünkü ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Sakatlanmaktan da korktum. Bazıları siz de biliyorsunuz gönüllüler takımına bir süre elemelerden alıyorlar. Hı -hı. Süre elemelerden geçiyor parkuru görüyor. Bir sene iki sene hazırlanan var. Tabii, doğru. Ben teklif gelmiş bana tamam demişim hiç hazırlanmadan yaptığım spora daha önceki yaptığım spora güvenerek gitmişim. Bir parkur e tabii, denemesi. Keşke. Bir evet saniye bakılması miydi, olabilirdi. Ay daha çok çalışabilirdim. Ya yani ben, ben burada çalışalım. kendime çok kızdım. Ama Rica etseydim bana. Ne çıkıyor bu? Hani en azından şeyi bilmek açısından. Hani 15 yıldır olan bir yarışma. Ama Ekranına işte bakınca... çıplak göz siz de gittiniz. Çıplak gözle görünmesiyle atıyorum bir havuz var mesela orada. Havuzu ekranda şöyle görüyoruz. Biz yakından gittik mi Devastal böyle görüyoruz. Yani <laughs> o ya yani siz de gittiniz biliyorsunuz. Ben kesinlikle sana hak veriyorum. Doğru. Televizyondan izlediğinde kameralar hep bir anda evet. parkuru çekiyor. Ama acaba o parkuru yapan kişi onu nasıl bitiriyor? Ya o da çok önemli. Yani çıplak gözle görmek çok, çok farklı. farklı. Ya da mesela bu sene gitmezdim. Hazırlanırdım seneye giderdim. Ne bileyim hmm. belki. E çünkü ben e, gerçekten Survivor'da olmak benim hoşuma gitti. Gittim bir de az da kalsam güzel bir deneyim yaşadım. Okey belki daha fazla kalabilmek adına seneye giderdim belki. Ama ben parkurun bu kadar hep söylüyorum zor olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar tahmin etmedim.